dizide düğün salonunda başlayan fakat hastanenin acil servisinde biten bir düğünle ilgili skeç izleyeceğiz. Her düğünde mutlaka aksilik, işte küçük kavgalar, tartışmalar yaşanmıştır. Kafanı yaşadınız mı? Tamam. Belki yakalamışımdır diye dedim. Ama bir şekilde o günün heyecanıyla da hep hallolmuştur yani. Gelin ve damat iyi olsun, gerisi teferruat gibi bir şey aslında. Skecimizin adı gördüğün gibi Ali Özünaydın ve Murat Aksu yazdı efendim. Gördüğün gibi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ah oğlum, ah ay. Doktor, hemşire. Ah, acile gidelim, acile gidelim dedim. Geldik işte. Mutlu musun? Abi kendimi iyi hissetmiyorum Salih abi. Sus, rezil ettin bizi herkese. Evet, şikayetiniz neydi? Ya biraz böyle tansiyonum düşük, kanım çekiliyor gibi biraz da böyle ellerim uyuşuyor. Başka bir şey var mı? Bir de sırtımda kılıç saplantısı var. Ya bu ne? Hemen buna acil müdahale etmemiz lazım. O yüzden acile geldik ya. Sordu. Akif'in düğünündeydik. Damadın arkadaşları ille de biz kılıç kalkan oynayacağız dediler. Evet, Necip'e sordular. O da dedi ki ben bilmiyorum dedi. Süper işte, ben biliyorum da mı oynuyorum dedi. Hiç. Ezi bilmiyormuş, bu biliyorum dedi, böyle oldu. Hayır yani, bilmeden halay çekersin. Çifte telineyim oynarsın da kılıç kalkan ne lan, salak. Tamam, neyse ki hayatı organlara zarar vermez. Ay, ay, ay. Beyaz ışığa doğru gidiyorum Salih abi, beyaz ışığa doğru gidiyorum. Hemşire hanım, hemşire hanım. Buyurun doktor bey. Hemen acil ameliyat yapalım. Ama bak dedi o sana, kol kırılır, ne dedin? Sen kırık olsa duramazsın dedi, öyle bir şey dedin sen. Tabii tabii, kol kırılır, sen içinde kalırsın. Ya evet. Abi o kırık kol için diyorlar onu ya, bu ne diyor ya? Hadi buyurun, iyi hadi gidelim. Metal eşyaları çıkarmama gerek var mı? Lan bu da var ya, çok heyecan yaptı, iyice saplantı haline getirdi bunu ya. Geçecek oğlum. Sen de bir Kral Arthur olamadın, çekemedin şu kılıcı. Çekseydin onu oradan. Ya Allah Allah, abla ya, bir damadın yeri düğünüdür. Gelmeyecek, bu adam illa rahatına geleceğim deyip duruyor ya. Oğlum, git gelinin yanında dur ya. Buyurun, sizin şikayetiniz neydi? Bir saniye, çok mühim bir şey konuşuyorum. Ne işin var senin burada? Al hele de doktor doktor dedi, getirdik seni buraya. Allah şöyle alabilir miyiz hastayı? Şöyle alalım lütfen. Geç. Neyiniz vardı? Bir şeyim yok, biraz başım dönüyor, midem bulanıyor. Doktor, tor, 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 tor. Yenge gene takıldı ya. Senin yüzünden. Ya ne oldu, nesi var, burada ne var? Yarası mı var burada? Ben ilk müdahale yaptım aslında ama... ilk yardım mı yaptım? İlk yardım yap. Ya kurşun yarasını yara bandıyla mı kapattınız? Holi bandıyla mı kapatacaktın? Bu nasıl doktor ya? Ya Akif iyi misin? Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun Akif? Evet, düğüne geri mi dönsek? Sek 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 sek. Gene gitti, gene gitti, gene gitti, gene gitti. Sus geri zekalı. Sus, senin yüzünden oldu zaten. Şimdi şöyle, kendisi halay çekerken bir maganda kurşunu isabet etti. O nedenle, oğlum sen neden normal insanlar gibi havaya ateş edemiyorsun diye, halaya ateş ediyorsun? Ha, hanımefendi, normal insanlar da havaya ateş etmiyorlar. Ya biz de adetlendir ama doktor, düzgün konuş yani. Hey Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah. Hemşire hanım, hemşire hanım. Buyurun doktor bey. Hemen acil 2 numaralı ameliyathaneye. Tabii. Bir dolu mu? Bir dolu, evet. Bir dolu. Ne fark eder ya, adam kafadan vurulmuş ya. Takıntım var benim, bir de... Neyse, tamam, boş ver. Sus, artık sus. Ah, Akif, ah. Ah canım benim. Hemen, hemen. Kafaya takılacak bir şey. Abla, 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 abla. Gene gitti ya. Vurdursak bence hiçbir problem kalmaz. Ben gelirken de söyledim de hiç oral olmadı. Seni vurduralım. Seni vurduralım. Eko yapıyor lan senin yüzünden. Seni vurduralım, Allah bunlar kahretsin. Bunlar var, bunlar da genetik herhalde. Ben seni vurduralım, seni vurduralım. Bu da işte. Abla! Rabbim ya Resulallah ya. Açın kapıyı. Necdet? Merhaba doktor bey, beni hatırladın mı? Geçen hafta alkol komasına giren hastamız değil mi? Evet, evet, hakikatçiyim ben. Ya ne diyeceğim? Siz benim geçen hafta midemi yıkadınız ya. İşte o çıkan alkolü ben alabilir miyim? Bir küçük bir... bir büyük 20'lik vardı orada. 20'lik büyük mü? Bana büyük. Beyefendi, ne yapacaksınız alkolü? Dün de alkol bitmiş de... ben de şey yapayım dedim. Yani doktor bey, eğer saf alkol yoksa dezenfektan falan da olur. Elimiz boş dönmeyelim. Allah'ım ya Rabbi, yahu damat kafadan vurulmuş. Sen ne yapacaksın düğüne gidip ya? Nişanda da gelini vurdular. Hey Allah'ım ya.
Doktor bey merhaba. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Hiç sormayın doktor bey ya. Biz alkolde ucuza kaçtık, o da bize kaçtı. Nasıl yani? Bayağı şöyle oldu. Ben alkol işini bizim bacanağa verdim. Bacanak da etille metili karıştırdı. Al dedi sana kokteyl. Şimdi adamlar kör oldu baksana. Bak adamlar kör oldu. Yardım et, bu ne yapıyor? Şuna bak. Yardım et, kurban olayım. Yapsan sen yaparsın bu işi. Hadi halledersin. Ben kaçtım, şuna bak nereye bakıyor? Dur oğlum şu tarafa doğru. Allah'ım korkuyorum. Tamam siz çıkar mısınız? Memduh abi sen dün demiydin, ben seni görmedim. Ben ne zamandır görmüyorum lan zaten. Sesime gel sesime. Beyefendi şöyle geçin. Hemşire hanım. Buyurun doktor bey. Hemen hastaları mideleri yıkanmak üzere. Alalım. Tabii. Alalım hepsini. Beyefendi, ben bunları yapacağım biliyorum. Dakika. Buraya. Hiç gözünü seveyim doktor bey. Al şunu. Koş şuraya. Ne oluyor? Siz de mi düğünden geliyorsunuz? Yok, bende konvoydan sonrası yok. Bana araba çarptı. Hadi çarpıyorsun. Ayakkabıyı niye götürüyorsun ya? Diğer ayakkabı nerede? Onu da ben ona fırlattım. Onu da alıp götürdü şerefsiz. Kafanızı falan çarptınız mı? Çarptım ya. Bir bakalım travma falan bakalım, var mı? Bakalım bayağı bakın ya. Travma mı? Ha. Vallahi babam beni küçükken dövüyordu. Dayımla ben de babamı dövüyorduk. Sonra amcam da adam toplayıp bizi dövüyordu. Bayağı böyle ben askere gidene kadar bir fiil dayak yedim. Ya beyefendi ne anlatıyorsunuz size? Travmalarımı anlatıyorum, çocukluk travma. Zeka eniştemi anlatayım mı? O daha komik. Üstüne basabiliyor musunuz? He, bazen kulunçlarını ezdiriyordu. Kim? Zeka eniştem. Ayağınızın üstüne basabiliyor musunuz? Ha yok, ben onu kullanmıyorum ya, artık geçti. Dur sıra. Hemşire hanım. Hemşire. Hastayı tomografi için alalım hemen. Tabii. Ben tomografi, al şunu. Şöyle deneyim, doktor bey gerçekten aklı selim bir insandım. Dayaktan böyle oldum. Bitlis yöresi gibi çıktığıma bakmayın ya. Allah'ım oğlum, nasıl bir düğün arkadaş? Kim bilir gelin ne halde şimdi ya, Allah Allah. Akif! Nerede o Akif? Hanımefendi, Akif kim? Damat olacak tuzluk ya o. Nerede o? Ne demek? Ameliyathanede girdi adam. Kafadan vurulmuş. Ya bırak bana, doktor savunma şimdi bana Akif'i. Ne demek savunmayayım ya? Adam hastanede, ameliyathanede şu anda adam. Oldu. O zaman her kafasından vurdular. Gelsin hastaneye yatsın. Benim kardeşim haline bak. Ne halde bak. Bak. Bak benim kardeşim haline bak. Bak. Kardeşim öyle. Ne halde? Çıksın ben ona göstereceğim. Ne yapacağım ben onu, ben biliyorum. Ne yapacaksınız acaba? Bir şey yapacağım ya. Ağzımda benim hep. Bir şey yapacağımdan değil yani. Akif! Akif! Efendim aşkım! Ya siz bu hastayı bayıltmadınız mı? Aslında biz anestezi verdik tabii, vermez miyiz? Ama hanımefendinin sesini duyunca bir anda kalktı. Anestezi. Benim bardağım boşaldı. Bana biraz anestezi verir misin? Ay. Ya sende bardağın ne işi var? Karpuz peyniri de var. Ya Allah'ım, ya Rabbim. Çıldırsın. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapayım be? Sen ne yapıyorsun be burada? Kusura bakma ya. Ertan sırtından kılıçlanınca düğünden erken çıkmak zorunda kaldık. Ya olur öyle şeyler ya. Nasıl olur ya öyle şeyler Allah rızası için ya? Ya bu çok sert. Sende bir şeyler var mı? Ha dur, onu yumuşatmak lazım. Al şundan iç ya. Neydi o iç kırmızı? Şalgam. Şalgam niyetine çek onu. Aynen. Az çek lan. Ya arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl bir düğün ya? Ya düğünde nikah memuru olur, sorar, istiyor musun? Diğerleri evet der. Ondan sonra pasta kesilir, halaylar çekilir. Düğün bu. Ne yapalım doktor? Biz hiç bilinmeyelim. Aman kız çıkarmaya gitme, komşular gürültüden rahatsız olur. Aman ne bileyim, işte kılıç kalkan oynama arkadaşının sırtına saplanır. Aman kurşun sıkma, damadın kafasına gelir. Ne yapalım biz? Biz hiç bilinmeyelim doktor. Oldu o olacak. Alkollü araba da kullanmayalım. Hiç! Kullanmayın! Ya, ne haliniz var?
varsa görün be. Görürüz. Nah görürsün. Göremiyorsun sen. Şu haline bak ya. Hemşire hanım ben çıkıyorum. Hastaların hepsini psikiyatriye lütfen. Nasıl yapacağım şimdi? O zaman hep beraber lütfen dağılmadan psikiyatri servisine. Tamam mı? Dağılmadan. Ama lütfen. Sen size yapacağım biliyorum. Hah. Ahi ahi ahi. Çok güzel hareket diyenler. Evet. Ekibimizin tamamını da sahneye davet ediyoruz. Gecenin tamamı için soruyorum. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Müthiş. Buyur abi. Gecenin tamamı. Yürü sen yakınsın abi. Böyle çalalım. Gerçekten bu şahane ekibi alkışlıyoruz. Biz... Onlar olmasaydı bizler 10 yıl önce komedi programı yapan nostaljik insanlar olacaktık. Onlar sayesinde çok güzel hareketler bir okula, bir geleneğe. Onların yeteneği sayesinde bu olay belki de nesilden nesile gidecek. Harikasınız arkadaşlar. Gerçekten sizi gönülden alkışlıyor. Tebrik ediyoruz.